Hocam merhaba. Merhabalar. Hocam en son Demir Grup Sivas'a gittiniz. Oradan bir lig beraberlikle ayrıldınız. Evet. Maçı değerlendirecek olursanız neler sormak istersiniz? Maçla ilgili Ömer Bey şöyle. Tabii yoğun bir fikstür içerisindeyiz. Yoğun bir maç tempomuz var. Dün de Sivas'taydık. Maçı büyük bir bölümünde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani oyunu daha fazla isteyen, oyuna hakim olan taraf bizdik. Neredeyse pozisyon vermeden tamamladığımız bir maç oldu. İlk yarıda çok şiddetli bir rüzgar vardı. Rüzgara karşı oynadık. Aslında orada birazcık bizi olumsuz etkiledi olay. Ama ikinci yarıda tam anlamıyla oyunu rakibin sahasında oynayan bir takımımız vardı. Mücadele açısından iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bir de şunu da tabii göz ardı etmemek lazım. Bir haftada 3 tane maç oynuyoruz ve bunların ikisi deplasmandaydı. Ve deplasmanlarda uzak deplasmanlar. Yani tabii oyunculara da hak vermek lazım. Yani yolculuğu, üst üste maç temposu, tabii yorgunluk da oluyor. Tabii buna rağmen özveri bu işin temelinde var. Çocuklar da bunu yapıyorlar. İyi mücadele ettiler. Maçın tabii son dakikalarına doğru 88'de 90'da gol yedik. 1-1 bitti. Çok önemli değil skor anlamında. Tabii kazanmak istiyorduk, galip gelmek istiyorduk. O biraz üzdü bizi ama o maçı bitirdik. Hemen dönüş yolunda Kayseri maçının hazırlıklarına, maçla ilgili stratejilerimize başladık. Bugün de tabii sabaha karşı geldik. Biraz önce test olduk. Şimdi testin sonucunu da bekliyoruz. Çarşamba günü de tabii tekrar Kayseri maçımız var. Ona hazırlıklarımıza bugün başladık. Evet hocam, şimdi test olduğunuz, sonuçları belli değil. Belli olan takımda önemli eksiklikler var mı biliyorum. 18 taneydi en son değil mi? Evet. Şimdi tabii onlardan dönenler oldu. Ama şöyle oluyor. Covid olup tekrardan olmayacak diye bir şey yok. Çünkü Covid oluyor, tekrar testi pozitif çıkabiliyor. Onu oynatamıyoruz maçta. Sonraki iki testin negatif çıkması gerekiyor. Yani bizim kadro ile ilgili düşüncelerimiz en net hali test sonuçları elimize geldiği zaman biz alıyoruz, değerlendiriyoruz. Ona uygun bir kadro çıkartıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. O şekilde oluyor birazcık da. Şu anki durumumuz bu. Evet, en genç takım değil mi hocam sizin takım? Çünkü U19 takımından yaşları düşmeden birçok Covid testi pozitif çıkıyor oynatmıyorsunuz. U16-17 ağırlıklı oynatıyorsunuz. Tabii şöyle, yani ben bunu daha önceki konuşmamızda, röportajımızda söylemiştim. Altyapıda uzun zamandır, uzun yıllardır çalıştığım için altyapının geneline, oyuncularla ilgili hakimim. O da şöyle, aldığımız oyuncuların ne özellikleri olduklarını biliyorum, yani ne az çok. İtmanlarda tabii görüyoruz. Kayseri maçında kalemizde 2005 doğumlu oyuncu oynattık. Yani oyun sol tarafta oynattığımız oyuncu 2005'ti. Forvet'te oynattığımız 2005'ti. Yani rakipler 2003 en büyük oyuncusu, 2003 en küçük oyuncusu 2003'lüydü. Yani arada tabii 2-3 yaş küçük oynatıyoruz. Tabii biz bu yoldaydık. Yani bu amaçtaydık. Yani biz yaş anlamında değil, oyun anlamında o kapasitede ise biz güvenip oynatıyoruz. İyi de oynadılar. İyi de sonuç verdiler. Tabii skor odaklı değiliz. Oyuncu kazanmak amacımız. Bundan sonraki maçlarda da bu dengeyi sağlayıp, büyükler küçükler arasındaki o dengeyi sağlayıp yolumuza devam edeceğiz. Hocam bu yaşta, küçük yaşta çocukların, yani belli diğerlerine oranla küçük yaşta olması, ileri dönük bu tecrübe, deneyim yaşaması oyuncuların gelişim açısından daha önemli muhakkak. Kesinlikle, yani şöyle, inanılmaz bir fırsat. Yani başka bunu yapan zaten bir takım yok. Biz yapıyoruz bunu. Özellikle benim başlamamdan sonra daha fazla oldu. Buna da devam edeceğiz sezon sonuna kadar. Ya bunun tabii şöyle bir çok büyük bir artısı var. Yani kaç dakika süre alırsa oyun anlamında o tecrübe yaşaması çok büyük bir katkı sağlıyor. Hem psikolojik olarak hem de oradaki atmosferi yaşaması oyun karakterine yansıyacaktır oyuncuların. Tabii büyük olanlardan da iyi oyuncularımız zaten devam ediyorlar. Küçüklerle bunu harmanlıyoruz. Bundan sonraki yıllarda özellikle küçük olarak oynattığımız oyuncuların Denizspor Kulübü'ne ben çok fazla katkı sağlayacağını, burada profesyonel olacaklarını, bu işten ekmek yiyeceklerini düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Size başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.